3-5 yıldır yaz konağında 358 dönüm yeri üniversite tahsisli alan olarak vereceğiz. Bu yerin üzerinde ciddi derecede bina yerleşimlerine varıncaya kadar yapılacak. Biz bunu yıllarca övünerek söyleyeceğiz. O konuyla ilgili olan bir derneğimiz ciddi çalışmalar yapacak. Artık 2017 yılında şartlı olarak tahsis edildiği için 2017 yılı içerisinde binaların temellerinin atılacağını beklerken işte dün maliyeti yüksek, buradaki inşaat maliyeti yüksek şeklinde bir açıklamanın yapılmış olması ve oradan kaydırılma yapılarak havaalanının bulunduğu bölgeye gitmesi tabii düşündürmek zorunda hepimizi. Yani niye? Yaz konağındaki bu yer bilinmiyor muydu? Havaalanı bilinmiyor muydu? Buraları yeni mi keşfettik? Bir arazi üzerindeki inşaat maliyetinin meyilinden dolayı ne kadar artar ya da eksilir? Düz bir yerde yapma çok mu gereklidir? Havaalanının bulunduğu yeri her zaman kullanırsınız, her zaman elinizin altındadır. Ama diğer taraftaki yeri daha sonra hangi amaçlarla acaba kullanabileceğiz? Yani 3-5 kilometre mesafede şehrimize, 3-4 kilometre mesafede olan bir yeri biz bıraktık. Yani bunu artık bırakanların değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama burada bugün üniversitede demeyeyim, birkaç tane fakülteyi kurduk, kuruyoruz diye beklerken ben onun en az bir 3-4 yıl daha gecikmesine sebep olduğu olarak görmek durumundayım. Çünkü yeni yerle ilgili çalışmalar yapılacak. Bu yerle ilgili çalışmaların bitmesi ve temel atma aşamasına gelmesi de birkaç yılı alacaktır. İnşallah bizim OSB'deki yaşadığımız 30 yıllık kaderi burada 30 yıl yaşamayacağız. Ondan şüphem yok ama 3-5 yıl geriye atmayız. Yani 1-2 yıl içerisinde inşallah üniversite, yüksek okullarımızı ya da fakültelerimizi o bölgede kurarız diye ümit ediyorum. Biz bugün 1-2 tane fakülte kurulabilsini bekliyoruz. Şimdi 2-3 yıl geciktiğiniz zaman 2-3 yılınız gitti anlamına gelecektir bu. Yani onu çok organize sanayideki gibi 30 yıllık bir yeni bir kangrenle karşı karşıya kalır şeklinde söylemek istemiyorum. Öyle bir şey olacağına inanmıyorum artık. Yani mevcut belirlenen ya da çalışma yapılan yer, havaalanı ile ilgili olan kısım çok gözde bir yer. Orasını biz seçtik deyip de projeler hazırlandı da yerleşim planları yapıldığı zaman fakülte kurmak isteyen ilgililer fakülte kurmakta herhalde gecikmeyeceklerdir. Yani beklenti üniversitenin oraya bir fakülte yapmasıydı ya da ikinci fakülteyi devletin, hükümetin yapması, bir fakülteyi de üniversitedeki iş adamlarının, özellikle borsamızın bu noktada bir sözü vardır. Yani üç fakülteyi biz aynı anda kurmayı hedefliyoruz. Onun için inşallah 2017 değilse de 2018'de bu üç tane fakültemizi üyeye kazandırırız. Bizim gönlümüzden geçen 2018'de bari fakültelerimiz olsun diye isteriz.